Ben doçent doktor Yaman Zorlu Tuna. Bayındır Sağlık Grubu Söğüt Özü Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanıyım. Bugün sizlerle kalp kapak hastalıkları ve tedavisi konusunda bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Kalp kapak hastalıkları konusunda konuşmadan önce kalbin anatomisi ve kalbin görevleri hakkında kısaca bir bilgi vermenin yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu şemadan da görüldüğü gibi kalp 4 odacıktan oluşmaktadır. Bu sağda 2, solda 2 olmak üzere sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık ve sol karıncık olarak adlandırılır. Vücuttan gelen oksijeni eksilmiş yani kirli kan olarak tabir ettiğimiz kan sağ karıncıkta toplanır. Sağ karıncık bir rezervuar görevi görmektedir. Sağ karıncıkta toplanan kan türküsvit kapak yoluyla sağ karıncığa, buradan da pulmoner kapak yoluyla akciğerlere pompalanır. Akciğerde temizlenen kan sol kulakçığa, sol kulakçıktan da mitral kapak yoluyla sol karıncığa, buradan da aort kapak yoluyla büyük damarımız olan aort damarına pompalanır. Pompalanan kan vücudun kan ihtiyacını karşılamak üzere tüm vücut bölgelerine yayılır. Bu söylediklerimden de anlaşılacağı gibi kalpte 4 tane kapak bulunmaktadır. Bunlar sağda türküsvit ve pulmoner kapak, solda mitral ve aort kapak. Bu kapakların görevi kalbin pompaladığı kanın geriye doğru kaçmamasıdır. Bu sayede dolaşım sistemi ayakta kalır. Ama çeşitli nedenlerle kalp kapaklarında bazı hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. 3 temel nedeni vardır kalp kapak hastalıklarının. Birincisi doğumsal olabilir. Doğumsal kalp hastalıkları genellikle aort ve pulmoner kapağı tutan hastalıklardır. Nadir de olsa türküsvit ve mitral kapakta da kalp kapak hastalığı doğumsal olarak görülebilir. İkinci önemli neden, özellikle de mitral kapağı ilgilendiren neden, akut eklem romatizması dediğimiz eklemleri tutan ateşli bir hastalığın kalpte yaptığı hasardır. Bunun yanında bazı enfeksiyonlar da kalpte kapak bozukluklarına neden olabilir. Üçüncü önemli neden ise, özellikle aort kapak için bu geçerlidir, dejeneratif dediğimiz ileri yaşlarda ortaya çıkan, kireçlenmeye bağlı olan kalp kapak hastalıklarıdır. Nedeni ne olursa olsun, kalp kapaklarında iki önemli bozukluk ortaya çıkar. Bunlardan birisi yetmezlik, diğeri ise darlıktır. Yetmezlik denildiğinde kalp kapaklarının yapraçıklarının iyi kapanmayıp kanı geriye doğru akıtması, geriye doğru kaçırması anlaşılmalıdır. Darlık ise kalp kapak yapraçıklarının birbirine yapışarak kanın akışının önünde bir direnç oluşturması ve bu nedenle de kalbin pompalama gücünün önünde dirence neden olmasıdır. Sebebi ne olursa olsun, ister yetmezlik ister darlık olsun, kalp kapak hastalıklarındaki bozukluklar vücuda pompalanan kanın performansı üzerine olumsuz bir etki yapar. Şu şemadan da görebileceğimiz gibi en çok bozulmuş olan kapak mitral kapaktır. Mitral kapak normalde iki yaprakçıklı olup kapandığında şekilde de görüldüğü gibi tam olarak birbirine yapışmaktadır. Bu sayede sol karıncık kanı pompaladığında akciğerlere doğru kan kaçmamaktadır ve vücuda doğru pompalanmaktadır. Ama solda gördüğünüz şekilde mitral kapağın ne kadar dejeneratif olarak değiştiği ve ortasında büyük bir boşluk meydana geldiği ve bu boşluktan da kanın geriye doğru yani akciğerlere doğru ne kadar kolaylıkla kaçabileceğini anlamış olursunuz. Aort kapak ise 3 kapak yaprakçıklıdır. Şekilde görüldüğü gibi 3 tane yaprakçığa sahip. 1, 2, 3. Bu 3 yaprakçık kapandığında tamamen birbirlerine yapışır ve kanın geriye doğru yani sol karıncağa doğru kaçması engellenmiş olur. Solda ise bozulmuş bir aort kapağı görüyoruz. Üstünde kireçlenmeler var ve yaprakçıklar tam olarak birbirine yapışmıyor. Bu da geriye doğru kaçmasına neden oluyor kanın. Demin de belirttiğim gibi en fazla hastalanan kapağımız mitral kapak. İkinci sırada aort kapak geliyor. Daha sonra türküsvit kapak. Pulmoner kapakların hastalıkları genellikle doğumsal olur. Doğumsal olarak bu kapak ya tamamen kapalı veya daralmış olabilir. Bunu ameliyatla veya herhangi bir girişimsel işlemle açmak gerekir. Peki bu hastalıklar nasıl bulgu verir? Nasıl biz hasta olduğumuzu anlarız? Veya kalp kapağımızın hastalığının belirtileri nelerdir? Bu kapağın yerine göre çok değişmektedir.
Mitral kapak erken dönemde belirti veren bir kapaktır hastalıkları. Ama aort kapak öyle değildir. Aort kapak hastalıkları biraz sinsi seyreder. Mitral kapak hastalığı akciğere doğru kan kaçması nedeniyle, akciğer içi basıncını arttırması nedeniyle erken dönemde nefes darlığıyla kendini göstermeye başlar. Daha sonra bu nefes darlığı çabuk yorulmaya, ilerleyen dönemlerde çarpıntıya ve tedavi edilmezse daha ileri dönemlerde de bacaklarda ve karında şişmeye neden olur. Aort kapak ise demin de belirttiğim gibi biraz sinsi seyreden bir hastalıktır. Aort kapak hastalıklarında bazen hastanın hiçbir bulgusu, hiçbir şikayeti olmayabilir ve doğrudan hasta başka bir kontrol esnasında veya herhangi bir nedenle sağlık kontrolü esnasında kapağının hasta olduğunu anlayabilir. Bu sinsi gidiş aort kapak hastalıkları için önemlidir. Çünkü eğer zamanında tedavi edilmezse aort kapak hastalıkları kalp yetmezliğine ve geri dönüşü olmayan bazı sıkıntılara neden olur. Peki kalp kapak hastalığında tanıyı nasıl koyuyoruz? Burada ilk aşama ve ilk adım hekimin fizik muayenesi ve hastanın yakınmalarıdır. Hekim yapacağı bir fizik muayeneyle kalbin hasta olduğunu az çok bir ön tanıyla yaklaşabilir. Daha sonraki tetkikler ise bu tanıyı pekiştirmek içindir. Elektrokardiyogram dediğimiz EKG çekilebilir, akciğer filmi çekilebilir. Burada kalbin büyüyüp büyümediği görülür ama en önemli ve en itibarlı tanı yöntemimiz ekokardiyografi dediğimiz kalbin ultrasonik incelemesidir. Ekokardiyografi ile yani kısaca eko ile kalbin yapısı hakkında çok detaylı ve ayrıntılı bilgi elde edebiliriz. Kalp kapaklarının durumu, kalbin kasılma gücü, kalbin büyüklüğü hakkında bize detaylı bilgi verir. Eğer gerekiyorsa kalp kateterizasyonu veya anjiyoyla da bu tanı teyit edilebilir. Tanıyı koyduğumuz hastada bir tedavi seçeneği sunmamız lazım. 3 temel tedavi seçeneğimiz var kapak hastalıklarında. Bunlardan birisi medikal dediğimiz ilaç tedavisi, bir diğeri cerrahi tedavi ve son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan kateter yoluyla yapılan girişimsel bazı tedavi yöntemleridir. Medikal tedavi kalpte oluşan kapak hasarını, daha doğrusu fiziksel mekanik hasarı ortadan kaldırmaz. Ama hastanın şikayetlerini azaltmada yardımcıdır. Ve de kalbin kapak hastalığının daha geç dönemde cerrahiye gitmesi için bir yöntem olabilir. Ama hiçbir zaman biraz önce belirttiğim gibi fiziksel mekanik hasarı ortadan kaldırmadığı için bu olayı takip etmede ilaç tedavisi önemlidir. Ama sonunda hasta belli bir dereceye geldikten sonra, kalp hastalığı veya kapak hastalığı belli bir dereceye eriştikten sonra girişimsel veya cerrahi tedavi gerekecektir. Cerrahi tedaviden anlaşılan kapağın tamiri veya değiştirilmesidir. Kapak eğer tamir edilebiliyorsa bir insanın en doğal, en uygun kapağı, kendi doğal kapağı olacağı için mümkün olduğu kadar tamir yoluyla düzeltme işlemi yapılması istenir. Ama mitral kapak dışındaki kapaklar, mitral ve türksüit kapaklar dışındaki kapaklar pek tamire yatkın kapaklar değildir. Özellikle aort kapakta tamirden kısa süre sonra tekrar aynı hastalığın ortaya çıkması ve tekrar bir ameliyata gereksinim olması açısından çok fazla mitral aort kapakta tamir işlemi yapmaya yatkın değilizdir. Ama mitral kapak onarıma uygun bir kapak olabilir. Ne yazık ki ülkemizde çok yaygın olan akut eklem romatizması sonrası ortaya çıkan mitral kapaktaki değişikliklere neden olan ve bozukluklara neden olan hastalıkta tamir olayı çok da mümkün olmamaktadır. Çünkü mitral kapak üzerinde çok dejeneratif, çok kalsifik ve çok farklı değişiklikler olabileceği için bu tamirden çok fazla yararlanmayabilir. Cerrahide eğer kapak değiştirmek gerekiyorsa iki tane alternatifimiz var. Bunlardan birisi mekanik kapak dediğimiz metal alaşımlarından yapılan kapaklar. Burada şeklini görüyorsunuz. Diğeri de biyolojik kapak dediğimiz hayvan dokularından yapılan kapaklardır. Bir fikir edinmeniz için bir metalik kapağı, orijinal bir metalik kapağı size göstermek istiyorum. Kapak bu büyüklükte ve gördüğünüz gibi buradaki açıklıktan kan geçtikten sonra bu sanki bir Fransız kapısı gibi iki ayrı kapısının kapanmasıyla kanın geriye kaçması engelleniyor. Bu büyüklükte bir kapak. Mekanik kapaklar uzun ömürlüdür.
sağlamdır, takılması kolaydır. Ama ne yazık ki mekanik kapak veya metalik kapak kullanıldığında hastanın mutlaka kan sulandırıcı bir ilaç olan sodyum varfarin etkin maddesi olan piyasada Coumadin adıyla bilinen ilacı kullanmak zorunda olmasıdır. Bu ilaç hassas bir ilaçtır. Çünkü az kullanıldığında kapak üstünde pıhtı oluşmasına, fazla kullanıldığında vücutta kanamalara neden olabilmektedir. Ama dediğim gibi kapak uzun ömürlü, dayanıklı ve performansı yüksek bir kapaktır. Diğer kapak ise biyolojik kapak dediğimiz şekilde görülen kapaktır. Bu kapak hayvan dokularından elde edilir. Hayvan dokularından yapılan kapağın dayanıklılığı ile ilgili bir sorun vardır. En büyük dezavantajı da budur. Ortalama olarak biyolojik kapaklar 10 yıl kadar bir ömre sahiptir. Bu 10 yıllık ömür sonrasında kapağın tekrar değiştirilmesi, tekrar yeni bir ameliyata ihtiyaç olması bu kapak için kullanım alanını kısıtlamaktadır. Ama avantajı da bu kapak kullanıldığında Coumadin isimli kan sulandırıcı ilaç kullanılmamaktadır. O zaman biz hangi kapağı kullanmayız sorusu akıllara gelebilir. Biyolojik kapakları madem ki 10 yıllık bir ömrü var, o zaman beklenen ömür süresi 10 yıldan veya 15 yıldan daha az olan yaşlı insanlar, ileri yaştaki insanlar için kullanabiliriz. Bir diğer kullanım alanı da biyolojik kapakların doğum beklentisi olan genç kadınlardadır. Çünkü Coumadin isimli ilaç gebelikte kullanıldığında anne karnındaki bebek üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir. Bu nedenle ısrarla doğum yapmak isteyen ve doğurganlık çağındaki genç kadınlarda biyolojik kapak kullanma doğru bir yöntemdir. Bu biyolojik kapakları kullandığımızda demin de belirttiğim gibi Coumadin isimli ilacı kullanmıyoruz. Peki ameliyatımız nasıl bir ameliyat? Kalp kapak ameliyatlarının çok küçük istisnalar olmak kaydıyla son yıllarda denenen hemen hemen hepsi açık kalp ameliyatıdır. Açık kalp ameliyatından anlaşılan şudur. Açık kalp ameliyatı kalp ve akciğerin görevinin bir cihaza bağlandığı yani kalp ve akciğerin devre dışı bırakıldığı bir ameliyat. Akciğerden bazının vücudu kalp akciğer makinesine bağlanır. Böylece kalp ve akciğer devre dışı bırakılır, kansız ve hareketsiz bir ortam içinde kapaklara müdahale imkanı sağlanır. Son yıllarda özellikle mini kesilerle yapılan ameliyatlar arttıkça hastalardan gelen çok ısrarlı bir soru vardır. Benim ameliyatım kapalı mı olacak, açık mı olacak? Maalesef ki yanlış yerleşmiş bir algı olarak yan kesiden yapılan yani meme altından yapılan küçük kesiyle yapılan ameliyatların kapalı bir kalp ameliyatı olduğu düşünülmektedir. Oysa yan kesiyle yapılan yani torakotomi dediğimiz küçük insüzyonla yapılan ameliyatlar da bir açık kalp ameliyatıdır. O ameliyatlarda da kalp durdurulur ve kalp akciğer makinesine bağlanarak devre dışı bırakılır. Burada fark kesi yerindedir. Ama meme altından yapılan kesilerde kanülleri bağlı şekilde görüldüğü gibi bir de kasıktan kanül girme zorunluluğu vardır. Yani burada görüldüğü gibi kesi küçük ama şu cihaza bağlanmak zorunda hasta. Bu cihaza bağlanmak için de kasıktan, atar ve toplar damardan ince borucuklarla kanı alınıp bu makineye bağlanır ve tekrar aynı bölgedeki atar damar vasıtasıyla vücuda pompalanır. Bu açık kalp ameliyatının vazgeçilmez bir ilkesidir. Kesi küçük ama bir kesi de kasıkta veya bir port dediğimiz giriş yerde kasıkta mevcuttur. Yani bu bir kapalı ameliyat değildir. Bu da bir açık kalp ameliyatıdır ama kesi yeri sadece farklıdır. İdeal bir kapak nasıl olmalıdır sorusu tabii aklımıza gelebilir. İdeal bir kapak vücutla uyumlu kapaktır. Yani vücudumuzun kabul edebileceği maddelerden yapılmış kapaktır. Teknolojik gelişme bu kapakları bugün bizim için sağlamıştır. Metal alaşımlarından da yapılsa, bazı işlemlerden geçerek hayvan dokularından da yapılmış olsa tüm kapaklar bugün kullandığımız vücudumuzla uyumlu kapaklardır. Uzun süreli, uzun dayanıklı olmalıdır. Tabii ki biyoprotez bunun yerine biyoprotez dediğimiz kapaklar bu şartları sağlamıyor. Ama biyoprotezin de kendine göre avantajları olduğunu daha önce söylemiştim. Bir diğer önemli husus da ideal bir kapak için kan akışının önünde
bir direnç oluşturmayacak genişlikte olmalıdır. Şu gösterdiğim kapakta olduğu gibi açıldığında tam açıklık sağlanmalı ve böylece vücuttan atılan kanın vücuda doğru şekilde gitmesi, önünde bir direnç olmadan gitmesi sağlanmalıdır. Pıhtı oluşumu ve üzerinde enfeksiyon yerleşmeyecek maddelerden yapılması da son derece önemlidir. Bunun yanı sıra kolay takılabilmeli ve kanın şekilli elemanlarının parçalanmasına müsaade etmemelidir. Bu kapak sürekli çalıştığı zaman kanın şekilli elemanları üzerinde bazı değişikliklere neden olabilmektedir. Yapılan teknolojik gelişme ve yapılan alaşımlarla bu engellenme yoluna gitmektedir. Ameliyatımızı olduk. Ameliyat sonrası dönemde bazı önemli hususlar var. Bunlara değinmek istiyorum. Bir kere eğer metalik kapak takıldıysa, mekanik veya kapak takıldıysa mutlaka Kumadin isimli ilacı kullanacağız. Bugün Kumadin yerine geçen herhangi bir başka ilaç yok. Kumadin kullanıldığında da dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Çünkü Kumadin hassas bir ilaç. Kullanılan başka ilaçlarla veya besinlerle etkileşime giren bir ilaç. Başka ilaç kullanacaksanız, doktorunuzun, hekiminizin, cerrahınızın tavsiye ettiği ilaçlar dışında bir ilaç kullanacaksanız mutlaka bunu ilgili uzmana sormanız gerekmektedir. Çünkü birçok ilaç kumadinin etkisini arttırabilmektedir. İkinci önemli husus da beslenmedir. Birçok besin maddesi kumadinin etkisini azaltabilmekte veya arttırabilmektedir. Özellikle içinde K vitamini yönden zengin olan yeşillikler, roka, brokoli, marul, yeşil soğan gibi yeşil bitkiler kumadinin etkisini azaltmaktadır. Aynı grupta yeşil de olmamakla birlikte, özellikle halk arasında da çok bilinmemekle birlikte leblebi, hardal, mayonez, soya sosu gibi maddeler de, besinler de kumadinin etkisini azaltan besinlerdir. Onun için bunları yerken dikkat etmek lazım. Bir diğer önemli husus da kumadin etkisini arttıran maddelerdir. Daha önce de söylediğim gibi eğer kumadin dozu fazla gelirse vücudun organlarında, diş etlerinde, idrar yollarında veya daha ciddi bölgelerde kanamaya neden olabilmektedir. Kumadin etkisini arttıran besin maddelerinin başında sarımsak gelmektedir. Bunun yanında yeşil çay, papatya suyu ve benzeri bazı şeyler, zerdeçal gibi baharatlar kumadin etkisini arttırmaktadır. Onun için bu tür baharatları kullanırken de kapak hastalığı, kapak ameliyatı olanların dikkatli olması gerekmektedir. Peki bu kadar kısıtlama yapacak mıyız biz? Biz size yeşillik yemeyin veya baharat kullanmayın demiyoruz. Ama mutlaka kapak ameliyatı olanlar, kapağı değiştirilen hastaların belli bir diyet düzeni olması gerekiyor. Eğer bir gün bir tabak salata yiyorsanız ertesi gün de bir tabak salata yemeniz gerekiyor. Veya baharatı her gün aynı miktarda kullanmanız gerekiyor. Çünkü biz kumadin dozunu ona göre ayarlıyoruz. Kumadin dozu ayarlandıktan sonra besindeki diyet miktarını, diyetteki besindeki miktarı değiştirmediğiniz sürece bir sorun olmayacaktır. Kumadin kullanan hastaların aylık testlerle kumadin dozunu ayarlaması gerekir. Ortalama ayda bir yapılacak testlerde hekiminize danışarak kumadin dozunda değişiklikler olabilir. Ameliyat sonrası dönemde önemli bir husus da enfeksiyondur. Biliyorsunuz kapak değişimiyle mitral veya aort veya türküspit fark etmez vücuda yabancı bir madde yerleştirmiş oluyoruz. Bu yabancı madde üzerinde enfeksiyon, mikropların yerleşmesi kolay olan bir maddedir. Her ne kadar teknolojik olarak bunlar dirençli maddelerden yapılmış olsa bile yine de vücudun enfeksiyonlardan korunmasında kapak ameliyatı olanlar normal insanlara göre çok daha farklı, çok daha titiz olmak zorundadırlar. Basit bir boğaz enfeksiyonunda dahi hekime danışarak ilaç kullanmalı veya vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyonun üstüne yatmadan onu tedavi ettirmelidir. Yani önemsiz bir enfeksiyon gibi görünen bir mikrobiyolojik mikrop girip vücudun kapak takılan bölgesine yerleşerek kapak endokarditi dediğimiz önemli bir hasara neden olabilir. Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi kapak hastalığı ameliyatla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Yeter ki zamanında da doğru bir şekilde ve doğru yöntemlerle tedavi edilsin.
kapak hastalığı ameliyat olduğu için, kapak hastaları ameliyat olduğu için yaşam kalitesinde herhangi bir gerileme olmayacaktır. Yine söylediğim gibi yeter ki zamanında ve doğru tedavi edilebilsin. Onun için doktorunuzun tavsiyeleri, önerileri doğrultusunda ve bilimsel verilerin ışığında yapılan tetkiklerin ölçümleriyle kapak ameliyatınızı zaman geçirmeden yaptırmanıza yarar vardır. Zamanı geçen kapak ameliyatları uzayan süreçlerde, kronik süreçlerde kalbin sadece kapaklarını değil, hem kasını hem de akciğerin basıncına zararlı olabilecek bazı etkiler oluşturmaktadır. Kan geri kaçtığı için akciğer basıncı yükselmekte. Eğer doğru tedavi edilmezse bir süre sonra bu basınç yüksekliği akciğerlerde kalıcı olmakta ve nefes darlığına neden olmaktadır. Bu hastalar ameliyat olsa bile nefes darlığı ortadan kalkmamaktadır. Bir diğer husus da ritimlerdir. Atrial fibrilasyon dediğimiz mitral hastalıklarında ortaya çıkan ritmin bozulması tedaviden sonra eğer zamanı geçirilmişse, kapak değiştirilse bile maalesef büyük oranda düzelmemektedir. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Kapak ameliyatları başarılı ve uzun süreli yaşam sağlayan ameliyatlardır. Kaliteli bir yaşam ve doğru bir yaşam için mutlaka kapak ameliyatlarını zamanında ve vakit geçirmeden olmanızı öneririm. Hepinize sağlıklı günler dilerim.